Herkese merhaba teknoloji oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, Galaxy S7 Edge elimizde. Türkiye'deki lansmanı kısa bir süre önce yapıldı. Telefon elimize ulaştı. İncelemeden önce sizlere bir kısa bir kutu açma videosu göstereceğiz. Tabii kutudan neler çıkıyor onlara hep birlikte bakacağız. Teknik özellikler önce kısaca ve hızlıca değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Exynos'un 8890 kodlu Samsung'un kendi üretim işlemcisi Türkiye'de satılacak. Bunun dışında 4 GB'lık düşük güç tüketimli DDR4 bellek telefonda yer alıyor. 32 GB'lık dahili hafıza var ve bir önceki seride ki bence en ciddi hata olan microSD kart desteğinin olmayışı bu telefonda geri geliyor ve microSD kart desteğini de görüyoruz. Bunun dışında 5.5 inçlik Quad HD yani 2K ekran çözünürlüğüyle birlikte geliyor Galaxy S7 Edge modeli. Telefonun arka tarafında 12 megapiksellik kamera, ön tarafında ise 5 megapiksellik kamera var. Tabii çözünürlük tarafında arka kameranın düşmüş olması bazı kullanıcıların dikkatini çekti ve rahatsız eden bir durum oluşturdu ama detaylı incelemelerle bunun ciddi bir sorun olmadığını göstereceğiz. Son olarak telefonun dikkat çekici bir diğer özelliği de IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı oluşu. Bu da dikkat çekici önemli detaylardan bir tanesi. Evet, hızlıca teknik özelliklerini geride bıraktık arkadaşlar Galaxy S7 için. Şimdi dilerseniz kamerayı şöyle bir yukarıya alalım ve kutuyu bir açalım. Neler varmış hep birlikte görelim. Evet, Galaxy S7 Edge'in kutusu karşımızda. Standart bir kutu tasarımı var. Çok fazla bir detay yok. Telefonla kutunun arka tarafında bazı önemli teknik detaylar yer alıyor. Bunun dışında herhangi bir ekstra bir şey yok. Bu arada 32 GB dahili hafıza ve tabii ki renk detayı da burada görünüyor. Black Onyx renkli bir S7 Edge var ama şu bantı bir yırtalım ve işimiz bitti bununla. Hemen bir kenara koyalım. Evet, kutuyu açtığımızda arkadaşlar ilk olarak karşımıza Galaxy S7 çıkıyor. Gerçekten çok şık bir cihaz. Ben bunu Barcelona'da zaten deneyimleme fırsatı bulmuştum. Gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim telefon tasarımı anlamında. Özellikle siyah renginin de cidden beğeni kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Oldukça şık bir telefon olmuş. Hemen şöyle bir kenara koyalım. Kutuda başka neler var onlara bakmak istiyorum. Şöyle bir çıkartalım bunu. Onu da şöyle koyalım. Biraz düzenli dursun. Evet. Telefonun hemen ardından bir küçük bir kutu görüyoruz. Burada neler var? SIM kart iğnesi var. SIM kartın yuvasını çıkartmak için kullanacağımız, kızağını çıkartmak için kullanacağımız bir iğne mevcut. Onun dışında hemen şöyle bakıyoruz. Burada neler var? İşte hızlı başlangıç kılavuzu ve bazı garantilerle alakalı detaylar mevcut. İçeriklerin USB konnektörüyle aktarılması diye bir de ekstra bir kitapçığımız var. Bunda neden yer aldığını sizlere söyleyeceğim. Hemen kutu içeriğine devam edelim neler olduğunu anlatmaya. Bir seyahat şarj aleti var. Seyahat şarj aleti diyoruz çünkü hızlı şarj özelliğine sahip bu 5 volt 2 amper çıkış veriyor ve hemen bu taraftan da göreceğiniz üzere adaptive fast charging yani hızlı şarj etme özelliği bu adaptörde yer alıyor. Onu da şöyle tekrar koyalım yerine hızlı bir şekilde. Evet, bir tane USB kablosu görüyoruz, micro USB. Burada tabii yine micro USB ile devam ediyor Samsung. Type-C'ye henüz geçiş yapılmadı. Ben de şu an Type-C için biraz erken olduğuna inanan insanlardan biriyim. Kutu içerisindeki en dikkat çekici detaysa şu küçük şey arkadaşlar. Bu küçük şey nedir diyeceksiniz. Bu bir USB host cihazı. Micro USB'den telefona takıyorsunuz ve USB cihaz üzerinden USB bellek takabilirsiniz. Mouse takabilirsiniz veya klavye takabilirsiniz. Bu şekilde bu cihazı kutuya dahil etmeleri bence Samsung'un yaptığı en güzel detaylardan bir tanesi olmuş. Şimdi kulaklık tarafına geleceğiz. Kulaklık için özel bir kutu yapmışlar arkadaşlar. Biraz Apple'dan alışık olduğumuz bir hareket ama oldukça güzel görünen bir kulaklık olduğunu söylemek istiyorum. Hemen kulaklığı da bir açalım. Farklı bir şey var mı onu sizlere göstereceğim. Arkasında yine Samsung kabartması var. Ve tasarım anlamında aslında çok yenilikçi bir şey değil. Bir önceki nesilde yani S7, S6 ailesindeki kulaklığın birebir aynısını görüyoruz bu şekilde. Onu da şöyle bir kenara koyalım ve tekrar kutunun en dikkat çekici ürünü olan S7 Edge'i elimize alalım. Şimdi tasarım tarafında geliştirilmiş yine bir tasarımdan bahsediyoruz. İlk etapta S6 Edge ciddi anlamda benzerlik gösterse de bazı detaylara inildiğinde farklılık yarattığını söylemem gerekiyor. Kullanıcıları en çok memnun edecek farklılıklardan bir tanesi de hemen SIM kart yuvasını çıkarttığımızda karşımıza çıkacak. Evet, şu şekilde görüyorsunuz.
Micro SD ve SIM kart yuvaları artık tek kızakla birlikte geliyor. Samsung'un bunu aslında daha önce de yapması gerekiyordu ama yapmamıştı. Büyük tepki çektiklerini de söyleyebilirim. Evet, telefon tasarımı bu şekilde. Sağ tarafta güç tuşunu görüyoruz. Sol tarafta ses kontrol butonları. Arka tarafta 12 megapiksellik dual piksel teknolojisine sahip olan kamera. Ön tarafta da 5 megapiksellik kamera mevcut. Alt tarafı da bu şekilde hemen sizlere gösterelim arkadaşlar. Cihazın oldukça şık olduğunu söylemem gerekiyor. Detaylı incelemesi öncesinde sizlere küçük bir unboxing videosu hazırladık. Bizden şimdilik bu kadar. Kısa bir süre sonra detaylı incelemeyle tekrar karşınızda olacağız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.